Alper Tunga'nın torunu, ilk Türk kadın hükümdarı Tomris Han. Kendi ordusunun 5 katı büyüklüğündeki Pers ordusuna ve kralı Kiros'a kafa tutarak intikamını alan Türk kadınının öyküsü. Mısır kraliçeleri gibi bir süs hükümdarı değil, savaş meydanına inmiş cesur bir kraliçenin öyküsü. Tomris Han Saka Türklerinin kadın hakanı, yiğit kadın, alp kadın, bilge kadın, kurt kadın, han kadın çağlar ötesinden ses veren, kutlu bir destan kahramanı var olmuş tarihi gerçek Tomris Han. Milattan önce 500 ile 600 yılları arasında yaşamıştır. Alper Tunga soyundan gelmektedir. Eşinin ölümü üzerine Saka Türklerinin yönetmiştir. Öylesine büyük işler yapmış, öylesine yiğitlikler göstermiştir ki başta. Herodot olmak üzere yaşamış en eski tarihçiler ve yazılmış en eski kaynaklar ondan söz etmek zorunda kalmıştır. Tomris Han'ın Persleri dize getirişini anlatmışlardır. Türk kadınının erkeği kadar yiğit, bilge ve er olduğunun kanıtlarındandır Tomris Han. Saka devleti bazı kaynaklarda İskitler olarak geçmektedir. Orta Asya'nın bir bölümü, Avrupa'nın doğusu ve Karadeniz'in kuzeyinde kurulmuş bir devlettir. Tomris hatun ılımlı bir politika izlemesine ve savaşa yanaşmamasına rağmen Perslerin Saka topraklarına ataklarının sonu gelmemektedir. Sakalar bu akınlar karşısında geriye çekilmekte, tarlalar yakmakta ve su kuyularına zehir koymaktadır. Bu stratejiyle başa çıkamayan ve kovalamacadan bıkan Pers hükümdarı Kiros ve askerleri sürekli geri dönmek durumunda kalıyorlardı. Bunun üzerine Kiros, Tomris Hatun'un kendisiyle evlenmesi halinde saldırılarına son vereceğini açıkladı. Tomris Hatun'a evlenme teklifi etti. Fakat Tomris Hatun bu evlenme teklifini reddetti. Pers İmparatoru Kiros tarafından yapılan evlenme teklifi aslında bir oyundu. Asıl amacı Saka Türklerini boyunduruk altına alarak ordusuna katmak. Zeki bir kadın olan Tomris Hatun, bu oyunun farkına vararak evlenme teklifini reddetmiştir. Teklifi reddedilen Pers İmparatoru rahat durmadı, yine Sakalara saldırmaya başladı. Pers ordusunun ilginç bir silahı daha vardı: eğitilmiş köpekler. Tomris Hatun, bu defa geri çekilmenin fayda sağlamayacağını anladı. Uygun bir alan seçip Büyük Kiros'un ordusunu beklemeye başladı. İki ordu aralarında birkaç kilometre kalacak bir biçimde mevzilendi. Pers İmparatoru hile peşinde iki ordunun arasına bir çadır kurdurdu. İçinde güzel kızların, yiyeceklerin ve şarapların bulunduğu çadırın başına zayıf askerlerini dikti. Tomris Hatun'un oğlu ve beraberindeki kuvvetler ani bir baskın yaparak çadırın içindeki zayıf askerleri öldürdü ve içerideki güzel kızları, yiyecekleri ve şarapları gören Tomris Hatun'un oğlu ve yanındaki birlikler eğlenceye daldı. Ancak birkaç saat sonra Persler bir baskın düzenledi. Çadırı basıp Tomris Hatun'un oğlu ve beraberindekileri öldürdü. Kimi kaynaklarda ise Tomris Hatun'un oğlu sağ ele geçirilmiş ancak koz olarak kullanılmak istemediğinden intihar etmiştir. Oğlunun öldürüldüğü haberini almasıyla büyük bir üzüntü yaşayan Tomris Hatun Kiros'u kanla doyurmaya yemin eder. Bu yeminini ünlü tarihçi Herodot tarafından da tarihe not düşülmüştür. Ertesi gün iki taraf çetin bir muharebeye giriştiler. Perslerin en iyi askerleri olan Ölümsüzler Birliği'ne karşı Sakalar özellikle ok atmada büyük maharet gösteriyorlardı. Savaş köpekleri de Saka Türklerinin durduramadı. Sonuç olarak çeşitli kaynaklarda Turan taktiği adı verilen bozkır, savaş stratejileriyle kanlı mücadeleyi Saka Türkleri kazandı. Ölenler arasında Pers hükümdarı Kiros da bulunmaktaydı. Tomris Hatun Kiros'un kesik kafasını "Kan içmeye doymazdın, şimdi ben seni kan ile doyuruyorum" diyerek içi kan ile dolu bir fıçıya atarak intikamını almış oldu. Günümüz Türkçesinde adı demir iz anlamına gelen Tomris Hatun'un ismi Türk coğrafyasında birçok bölgede kız çocuklarına verilerek yaşatılmaya devam etmektedir. Türklerinin kadın hakanı, yiğit kadın, alp kadın, bilge kadın, kurt kadın, han kadın, çağlar ötesinden ses veren kutlu bir destan kahramanı, var olmuş tarihi gerçek Tomris Han.